Herkese yeniden merhaba, ben İlay. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sürü videomda da size bahsettiğim şu Neutrogena'nın el maskesini deneyeceğiz. Hem denerken de biraz da sohbet edelim. Hazır korona günleri kapımıza gelmişken. Gerçekten çok garip bir dönemdeyiz şu an. 2020 o kadar saçma bir şekilde geldi ki. Hani 2019'a laf ederdik, hani şey derdik, 2019 artık bit, 2020 gelsin falan. 2020 öyle bir geldi ki yani bir belimizi doğrultamadık. Yani kötü bir dönemden geçiyoruz. Umarım çok fazla hasar almadan devam eder. 2020'ye bence bu kadar eksin yeter. Hem maskemizi şimdi yapalım elimize, hem de biraz sohbet edelim. Bakalım bu yıl, bu dönem nasıl geçiyor? Bayağı hiç iyi geçmiyor ama. Önce maskemizi yapalım, sonra konuşmaya başlayalım. Bu Neutrogena'nın el maskesini ilk gördüğüm zaman zaten hemen denemek istemiştim. Size de söylüyordum zaten alacağımı. Ayak maskesini aramadım, bulamadım. Zaten bir virüs falan koptu. Ortalık koronavirüsüyle çalkalandığı için hiç aklıma ayak maskesi gelmedi. Şimdi ben de direkt el maskesiyle işi kurtarırım diye düşündüm. Yoğun nemlendirici, bir nemlendirici maske, bir haftalık el kremi ihtiyacını karşılıyor. Elimize 10 dakika tutsak yeterliymiş. Ellerinizi yıkayıp durulayın. Zaten yıkadım. Maskeleri elinize geçirin ve bandını bağlayın. Arkanıza yaslanıp el bakımınızın keyfini çıkarın. 10 dakika sonra maskeleri çıkartıp kalın ürünü masaj yaparak cildinize ederin. Durulamaya gerek yok. Açalım bakalım. Ay, sonunda yapabiliyorum ya. Şöyle bir şey. Bakın. Bu şekilde. Zaten ürün olduğu buralardan belli. Gözüküyor yani. Ben bir yüzüklerimi çıkarayım şimdi. Hemen şuradan. Yapış yapış. Hiç böyle bir etki bırakacağını düşünmemiştim. Burada bantı var. Bantını çıkarıyoruz. Şöyle bantık. Elime iyice oturması için şöyle sıkıyorum ki her yere gitsin. İçindeki krem. Aynı şekilde bu elime de aynısını yapıyorum. Ve hazır. Böyle şey, garip hissediyorum şu an. Yani elde bıraktığı hissiyat çok garip. Şimdi 10 dakikamı ayarlıyorum. Saat zaten şu an 4. 4-10 geçe elimizdekilerini çıkaracağız. 10 dakika bence sohbet etmek için çok iyi bir süre. Arkadaşlar, ben geçen videomda şey demiştim işte. Cumartesi vlogumda. İşte dışarı çıkın. Gezin arkadaşlar, hava çok güzel falan demiştim böyle. Aslında gel çıkmayın. O zamanlar daha koronavirüs çok fazla yayılmamıştı. O yüzden de hani şey demiştim. Çıkın biraz gezin. Hani hava çok güzel. Eve tıkılıp kalmayın işte. Benim bunu söylememe sebebim şuydu. Çok fazla üstünüze almayın. Çok fazla sakınmayın. Hani sakınan göze çöp batar nihayetinde. Hani çok fazla üstüne durursanız illaki bir şekilde kıl kaparsınız ve hasta olursunuz. Hani kendinize zarar verirsiniz. Gerek yok. Ben o yüzden bu şekilde bunu söylemiştim. Şimdi de bu aralar bayağı hani 98'di dün akşam baktığımızda. Bizim evde şu an full haber kanalları açık. İşte kaç kişiye tanı konuldu falan. Sürekli takipteyiz. Hani hoş değil. Yani nereden çıktı bunun şeyini de çok bilmiyorum. Biri şey diyor işte Çin'de yara sayıyorlarmış da. O yüzden ben çok onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum ama hani bir şekilde bu çıktı ve yayıldı. Koronanın belirtileri hani göğüs sıkışması, ateş, kuru öksürük falan oluyormuş. Belirtileri bu şekildeymiş. Arkadaşlar, evden çıkmayın. Ya, zorunlu olmadıkça çıkmayın yani. Çünkü kimden ne bulaşacağı hiç belli olmaz. Hani size bulaşmaz. Siz şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Biz daha genciz ya. Çünkü ben o kafadaydım. Gerçekten hani ya bana niye bulaşsın? Bana bulaşsa bile işte ben atlatabilirim kafasındaydım hep. Ama öyle değil. Yani sana gelir, bulaşır. Senden ailene bulaşabilir hani. Kötü bir şey yani.
O yüzden çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın. Zaten okullarınız tatil. Yani işlerin çoğu işleri de şu an zaten evden işlerini yürütüyor. Çok dışarı çıkmak zorunda olan şeyler oluyor. Çünkü babam şu an mesela dışarıda yani. Dışarıda iş yürütebilecek insanlar dışarıda şu an ama bunun tedbirini alın. Kendinize çok dikkat edin. Dezenfektan jeliniz varsa onları falan sıkın. Hani bana bir şey olmaz demeyin. Çünkü ben o kafadaydım. Şu an ben de tedirgin olmaya başladım. Çok fazla artıyor. İtalya'da zaten İtalya almış başını gitmiş yani. Ölen sayısı 4000'e falan yaklaşmış. Tanı konulan da 32.000 falanmış. Onu daha sabah haberlerde gördüm. Hani şu an en az bizim ülkede var. İyi ki de okullar tatil edilmiş, ara verilmiş. Hem bu koronadan dolayı hem de YouTube'a başlamadan önce yapacağım çoğu şeyi vakit ayıramadığımı fark ettim. Çok fazla kitap okuyordum. Bu süre zarfında çok fazla kitap okuyamadığımı fark ettim. Ya da benim kendi isteksizliğim de olabilir. Çünkü bazen çok fazla yükleniyorum kitaplara. Günde bir kitap okuduğum falan oluyordu. Benim hani böyle ince kitaplardan, 100 sayfalık kitaplardan falan bitirdiğim oluyordu. Bu sıralar işte yani hiçbir şekilde canım istemiyor hani okumak. Bu yanlış aslında. Ara ara verip okunması gerekiyor. Mesela her gün 50 sayfa yeterli ama öyle yapmıyorum ben. Bir gün full kitaba ayırıyorum. Video çekiyorum, videoyu editliyorum ama asla cumartesi günleri mesela kendime vakit ayırmadığımı fark ettim. Çünkü benim pazar günü video atma günüm. Cumartesi günü videoyu çekiyorum. O videoyu çekmek zaten çok uzun bir süremi alıyor. Videoyu editlemek zaten işin ayrı. Ben sabahtan akşama kadar bu işte uğraştığımı fark ettim. Normalde ben cumartesi günleri işte kalkardım, güzelce kahvaltımı yapardım. Ondan sonra kitabımı elime alırdım, kitabımı okurdum. Biraz işte yine internette falan takılırdım. Yapmam gereken işte yazı işlerim vardı, yazılarımı yazardım falan. Hani çok fazla cumartesi günleri kendime vakit ayırıyordum ama YouTube'a girdikten sonra onu çok yapamadığımı fark ettim. Bu sıralarda hazır okul yok, iş yok derken bayağı kendime vakit ayırabildiğim bir zamanda. Hatta kitabımı okudum, bitirdim. Bayağı iyi bir gelişme var bende en azından. Yani güzel oluyor. Bu 3 hafta çok 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 iyi gelecek. Çok fazla video çekeceğim yine. Evde olduğum için video sayım artacak. Hazır 3 hafta boyunca evdeyken ne tarz videolar çekeyim diye zaten çok fazla araştırma yapıyorum. Hala daha yapmaya devam ediyorum. İşte bakacağım evde ne çekebilirim diye. Normalde dışarıda vlog tarzında çekiyorum ama bu 3 hafta boyunca vlog gelemeyecek çünkü dışarı çıkamayacağım. Evde ne yapabilirime baktım. Sizden aslında biraz yardım almak istiyorum. Ne yapabilirim evde, ne çekebilirim diye. Bir de bu süre zarfında sürekli dizi izlemeye başladım. Benim dizilerim çok birikmişti. İşte fırsat bulamıyordum çünkü çok yoruluyordum falan, direkt yatıyordum. Çünkü ben 12 oldu mu direkt yatarım arkadaşlar. Tavuk mu dersiniz artık, ne dersiniz bilmiyorum ama ben 12'de direkt böyle uyurum yani, asla 12'den sonra beni uyanık bulamazsınız. Hatta dün gece dizi izlediler, ay film izlediler, ne dizisi, film izlediler ve ben baktım uyumuşum daha ortasına bile gelmeden filmin, direkt böyle pıt gitmişim yani. Neyse, bu aralarda film ve diziye çok ağırlık vereceğim, onlarla ilgili de video çekerim diye düşünüyorum. Ama başka aklınıza fikir varsa aşağıya yazın, onları ben çekeceğim zaten. Bu arada ellerim bayağı yumuşacık hissediyorum şu an bile. Her yerime yediriyorum şeyi. Çok iyi ya. Ben bunları hep alır kullanırım. Çok hoşuma gitti. Sanki şu an karantinada gibi hissediyorum. Ya. Şu arkadaki tabloları görüyor musunuz ya? Onlar yapışmadı. Sürekli düşüyor bir de. Geçen videoda gösterdim masa düzenleme videomda. İzlemediyseniz şuraya koyuyorum. İzleyin. Hani düşüyor yani. Onun arkasına çift taraflı bant almak gerekiyormuş. Yorumları okudum. Hani durmuyormuş zaten. Var çift taraflı bantı da yani buna çok etki etmedi. Ben 3 hafta sonra bu karantinadan çıktığımız zaman onlara tekrar bir yapıştırıcı alacağım daha düzgün durması için. Ben şey diye düşündüm. Benim telefonumda asla olmaz falan diye düşündüm de oluyormuş ya. Ve şu an 10 geçiyor. Şu an göremiyorsunuz. Ellerimizi çıkaracağız şimdi. Telefonu, benim dokunmatiğim gitti yani, çok fazla hani bazen tutukluk yapıyor. Hani benim de dokunmatiğimi bile çalıştırıyorsa bütün telefonların dokunmatiğini çalıştırır yani, bayağı şu an gezinebiliyorum. Bu iyi bir şey.
Tam videoyu çekerken şarjı bitti ya. O yüzden hemen ellerim de hazır. 15 dakika falan oldu yani. 10 dakika tutmadım, 15 dakika tuttum. Sizi de şarja koydum. 5 dakika şarj ettim. Şimdi birlikte açalım bakalım. İlk izlenimler neler? Wow. Çok yumuşak. Kalanı da elimin her yerine böyle yediriyorum. Bir şey diyeyim mi? Aşırı iyi. Ellerim aşırı yumuşak hissediyorum şu an. Valla ben çok beğendim. Yani ben bunu alır kullanırım. Birkaç şu evden şu karantina bittikten sonra tekrar bir alıp kullanırım. Bayağı iyiydi. Bunun indirme fiyatı 15 lira. Normal fiyat 30 lira. Biraz pahalı ama gerçekten değer yani. Bence bir alıp deneyin. Şu an değil ama 3 hafta sonra bir karantina bir geçtikten sonra falan deneyebilirsiniz. Onun dışında video fikirlerinizi aşağıya yazın. Bekliyorum. Çünkü ben bayağı evdeyim ve video çekmek için bayağı bir vaktim olacak. Şu an şarjım bitmek üzere. O yüzden hemen videoyu kapatıyorum. Güzel de kokuyor. Kendinize çok iyi bakın. Video fikirlerinizi aşağıya yazın. Videomu beğenip de kanalıma abone olursanız sevinirim. İlginizi çekebilecek diğer videoları da alta koyuyorum zaten. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir şey diyeceğim de bayağı iyi ya. Gerçekten bu bir haftalık ihtiyacı karşılar. Like it.